akşam ana haberde sizi Yusuf Serdar Kayaer ile tanıştıracağız. Kendisi bir kahraman. Üstelik sadece kendi hayatının kahramanı değil, onunla birlikte aynı mücadeleyi veren çocukların da kahramanı. 5. sınıfa giderken lösemi teşhisi konuldu Yusuf'a. Tedavi süreci başladı. O sırada eğitim hayatı elbette aksadı. Ama o bütün bunları bir mesele değil de detay, ayrıntı gibi düşündü aslına bakarsanız. Çünkü bu sene üniversite sınavında ilk 1000'in içine girdi. O bunu da bir ayrıntı gibi söylüyor gerçi ama tıp fakültesini kazandı. Ve aslında hikayesi asıl şimdi başlıyor. Yusuf Serdar Kayaer ve LÖSEV'in Marmara Bölge Koordinatörü Zuhal Ön bize katıldı. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz bize katıldığınız için. Hoş bulduk. Yusuf'la başlamak istiyorum. Elbette o bir kahraman dedim. Anlatırken böyle çok kolay oluyor anlatması. Ama senden biraz hikayenin başını dinleyelim. İlk teşhisten itibaren neler yaşadın? Ben aslında İstanbul'da eğitim hayatıma devam ediyordum. Eskişehir'e tatillerde gidiyorduk. Yine yaz tatilinde 5. sınıfı bitirdiğim bir tatilde Eskişehir'de geçirirken işte bazı şeyler üzerine hastanede teşhisim kondu. Ben ilk zamanlar zannediyordum ki hani babamları da kızıyordum biraz. Beni hastanede tatilim gidiyor burada yaz tatilim diye. İşte o zamanlar hiçbir şeyin farkında değildim. İşte ondan sonra teşhisim kondu, İstanbul'a gelmek zorunda kaldık. 6. sınıfta neredeyse hiç gitmedim okula. 7-8. sınıfta da öyle. Lise 1'in ortalarına kadar devam etti. Böyle kemoterapi, okula gitmeme, bazen gidebilme. 4 seneye aşkın tedavi devam etti o zaman. 4 seneye yakın bir süre tedavim devam etti. Şimdi geçti çok şükür. Peki bu arada LYS'ye girip 933. olmak değil mi? Sen bunu çok vurgulamıyorsun ama çok önemli bir başarı gerçekten. Bu arayı nasıl telafi ettin? Aslında ben 6. sınıfta, 7. sınıfta pek çalışmamıştım ama 8. sınıfta okula gittiğim zamanlar zaten okulda çalışmaya çalışıyordum. Hani elimden geldiği kadar. Kemoterapi gördüğüm zamanlar evde yatarak da olsa, dinlenerek de olsa. Hani bir şekilde mücadele etmiştim, çalışayım, hani pes etmedim. Bunun da karşılığını aldım. Şimdi üniversite öğrencisin. Hangi okul, hangi fakülte? Cerrahpaşa Tıp Fakültesini yazdım. Orada okumayı düşünüyorum. Neden doktor olmak istiyorsun? Bu küçüklükten beri ben doktor olmak istiyordum. Hani hem geçirdiğim rahatsızlığın bölümünü okumak istiyorum. Biraz da hastaların halinden belki daha iyi anlarım diye. Hani sonuçta insan geçirdiği şeyi daha rahat anlar. O açıdan... Ben senin için bir kahraman dedim. Abartmadığımı biliyorum. Çünkü sen şimdi seninle aynı mücadeleyi veren çocuklara aslında destek de vermek istiyorsun. Bunu nasıl yapacaksın? İleride elimden geldiği kadar zaten hematoloji doktoru olmak istiyorum. Hani alanımın doktoru. Yani çalışabilirsem LÖSEV'in hastanesinde çalışmak, LÖSEV'li kardeşlerime yardım etmek istiyorum. Peki. Elimden geldiği kadar. O zaman şimdi LÖSEV'e dönelim. Bütün bu uzun yolculuk boyunca sadece biliyorum ki kardeşimizin değil tüm çocukların yanında oluyorsunuz. Nasıl yanlarında oluyorsunuz? Nasıl devam ediyor bu destek? Aslında tabii bunlar bizi çok umutlandıran şeyler. Nasıl yanlarında oluyoruz? İlk teşhis aldıkları anda yanlarında oluyoruz. Yusuf'un da bahsettiği gibi hastanede yatılan süre, kemoterapinin alındığı süre, sadece ilaç tedavisiyle geçmeyen bir hastalıktan bahsediyoruz. Çok uzun sürüyor. Bu uzun süreçte maddi manevi desteklenmesi gereken bir hastalıktan bahsediyoruz. Sadece çocuğun değil, tüm ailenin desteklenmesi gereken bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla biz teşhis aldıkları anda ailelerimizle bir araya geliyoruz ve Yusuf'ta olduğu gibi ilerleyen tüm dönemde eğitim hayatlarında, tedavi aşamalarında hep onların yanlarında oluyoruz. Mesela şimdi Yusuf üniversite öğrencisi, desteğiniz devam ediyor mu ona? Tabii ki ediyor. Biz lösemi teşhisi almış, iyileşmiş, eğitim hayatına devam eden çocuklarımızdan üniversiteye gidenlere kurulduğumuz günden bugüne burs veriyoruz. Çünkü onlar sizin de bahsettiğiniz gibi gerçekten büyük kahramanlar. Arkadaşlarıyla eşit şartlarda yaşayamasalar ve bu sınavlara onlarla aynı şartlarda giremeseler bile çok büyük bir şey başarıyorlar. Tüm Türkiye'de vakfımıza kayıtlı üniversitede okuyan tüm öğrencilerimize burs imkanı sağlıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Yusuf hatta LÖSEV'in hastanesinde dedi çalışmak isterim diye. Bu bizim için çok büyük bir gurur olur. İnşallah iyileşen gençlerimiz ileride hem hastanemize tedavi olup hem tıbba
hem Türkiye'ye hem de lösemi teşhisi almış, kendileriyle aynı acıyı yaşayan diğer tüm arkadaşlarına destek olacaklar. Şimdi hatta biliyorum ki yayın öncesi sohbet edebildik. Arkadaşlarına hatta eğitim anlamında da destek vermek istiyor. Bu da çok güzel bir şey. Tabii ki. Elimden geldiği kadar hani üniversitede boş vakitlerimde hani lösemili kardeşlerime yardım etmek isterim tabii ki. Çünkü hani gerçekten kapatılması, yani mücadele ettikten sonra kolay ama fazla bile olsa bir eksiklik. Yani ders konusunda yardım etmeyi düşünüyorum okurken. Peki. Son sorum olsun. Kısa yanıt rica edeceğim. Vaktim de bitti ama şunun önemini biliyoruz. Yani çok ağır bir tedavi sürecine eşlik eden, dikkat edilmesi gereken başka şeyler de var aileler için. Onları da sizden bir hızlıca dinlesek. Tabii ki. Bir kere bu süreçte dediğim gibi moral çok önemli. Sağlıklı beslenebilmek çok önemli. Hijyen kurallarına uygun yaşayabilmek çok önemli. Sağlıklı beslenebilmek için aslında söyleyebilirim. Önümüz kurban. Özellikle lösemi gibi bir kan hastalığıyla mücadele ederken et ve et ürünleriyle beslenebilmek çok önemli. Biliyorsunuz LÖSEV yıllardır kurban bağışı alan bir vakfımız. Yusuf gibi diğer tüm ailelerimize de 12 ay boyunca taze kesilmiş et ve et ürünü ulaştırabilmek için de kurban bağışlarınızı kesip ailelerimize gönderiyoruz. Peki. Bağışlarınızı bekliyoruz diyebiliriz. Peki. Çok teşekkür ederim Zuhal Ön ve Yusuf'a. Bu sefer öğrenci olarak ağırladık. Birkaç yıl sonra doktor olarak da fikirlerine başvurmak istiyoruz. Kabul edersen. İnşallah. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza teşekkür sağlık. Teşekkür ediyoruz. Biz ana habere devam ediyoruz efendim.